Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Ali Ço'nun Son Güreşleri isimli kitabı tanıtacağız. Eser, yenilmez pehlivan Kel Ali Ço'nun hayatını ve güreşlerini anlatıyor. 1844 yılında Bulgaristan'ın Plevne iline bağlı Kojnare köyünde doğan Kel Ali Ço, Türk güreş tarihinin en önemli simalarından biri. 26 yıl üst üste 40 Pınarbaş pehlivanı olan efsane isim, bu alanda kırılması neredeyse imkansız bir rekora sahip. Ali Ço'nun bu emsalsiz başarısına bugüne değin yaklaşan yegane isimse 18 baş pehlivanlıkla Kel Ali Ço'nun çırağı Adalı Halil olmuş. Sultan Abdülaziz'in saray pehlivanlığına getirdiği Ali Ço'nun, padişaha güreş öğrettiği de kaynaklarda geçmekte. Kitap, Ali Ço'nun birbirinden ilginç anekdotlarla bezeli hayatını, romanla inceleme-araştırma türü karışımı bir tarzla okuyucuya sunuyor. Ancak iz bırakan Türk pehlivanları alt başlığından da anlaşılacağı üzere kitaptaki yegane isim Ali Ço'nun değil. Eser, Koca Yusuf, Hergeleci İbrahim, Adalı Halil, Katrancı Mehmet gibi cihan pehlivanları hakkında da çok kıymetli bilgiler içeriyor. Kitap sadece güreş severlere de hitap etmiyor. Sami Karaeli'nin anlatısı öyle enfes ki, yolu Er Meydanı'na hiç uğramamışların bile dimağında harika bir tat bırakabilir. Bu eser aslında 1940-41 yılları arasında Yeni Sabah gazetesinde yayınlanan tefrikaların toplanmasıyla meydana gelmiş. Arkası yarın şeklinde yazılar. Ve o dönem okura ertesi günü iple çektirmiş. İşte o yazı dizisi, kendisi de güreş yazarı olan Oğuzhan Murat Öztürk tarafından bir araya getirilerek kitaplaştırılmış. Karaeli'nin pehlivan tefrikalarını diğerlerinden ayıran en önemli husus, sadece okurun merakını diri tutma hedefiyle yazılmamış olmasıdır. Sami Karaeli'nin engin güreş bilgisi her satıra öylesine sinmiş ki, okur serüvene tanıklık ederken bir yandan da bu sporun inceliklerine vakıf hale geliyor. Yazar güreşte kullanılan oyunları ince ince anlatarak okurun hem müsabakayı yaşamışçasına zihninde canlandırmasını sağlıyor hem de güreş hakkında bolca bilgi veriyor. Karayel, en meşhur Türk pehlivanlarını yazmakla bir milli görevi üstlendiğini şu cümlelerle ifade ediyor. Lafın doğrusu, acizane ben, Ali Ço'yu ve benzerlerini yazmamış, tanıtmamış olsaydım, bugünkü Türk milleti ne yazık ki bu namdar pehlivanı ve onun gibilerini tanımamış olacaktı. Ve benim gibi meraklı olanların yalnız kendi aralarında konuşup bildikleri Ali Ço'lar bir gün gelip haritadan ve tarihten silinecekti. Ben bir öz Türk sıfatıyla yine bu öz Türk sporcularını milletime tanıtmakla sonsuz bahtiyarlık ve sevinç duyuyorum. Aynı zamanda eski bir pehlivan olan Sami Karayel, sadece o dönemin güreşçilerinden bahsetmiyor kitapta. Yağlı güreşin ileride maruz kalabileceği sorunlara dair de satır aralarında önemli uyarılar yapıyor. Türk güreşir. Kara kucak güreşir, yağlı güreşir, hem de kıran kırana kategori farkı gözetmeden güreşir. Meydanı geniştir. Kaçana da, kovalayana da saha açıktır. Tahdit yoktur. Saatle sınırlandırılmış değildir, pes edinceye kadar güreşir. Sonra Türk kategori tanımaz. 60 okkalık bir Türk, 130 okkayla da güreşir, boğuşmada zeka ve maharet arar. Ve hiçbir farka bakmadan boğuşur. Sizlere, yağlı güreşin temel kaynaklarından Ali Ço'nun son güreşlerini tanıttık. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.